Herkese merhaba. Din, Devlet, Toplum programının dördüncü bölümünden sizlerin karşınızdayız. Bugün konuşacağımız konu laikliğin anatomisi. Laiklik nasıl ortaya çıktı? Laiklik fikri, laik kelimesi nasıl ortaya çıktı? Bunların hepsini geçen hafta tartışmıştık. Biraz üzerinden geçeriz. Bugün ise bir siyasal fikir haline nasıl geldi? Bunu konuşmak istiyoruz. Tabii Türkiye erken seçime gidiyor ve şu anda sanırım bütün televizyonlar, bütün siyasi yorumlar bunun üzerine yoğunlaşmış durumda. Tabii ki önemli bir mesele. Tabii ki Türkiye'nin bu seçimi sanırım son zamandaki en önemli seçimlerden, belki de hatta en önemlisi, direkt öyle söyleyebiliriz. Bir dönüm noktası olacağı da aşikar. Ama biz her şeye rağmen sadece seçimlerle kısıtlı bir gündem oluşmasını da doğru bulmuyoruz. Bir yandan hem geleceği kurmak, hem geçmişten gereken dersleri almak ve bugünü de anlamlandırmak için bazı şeyler konuşmamız gerekiyor ve bu programı da aslında bu amaçla devam ettiriyoruz. Evet. Alpan, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne dersin? Evet, ya bir kere bu konuyu tartışmanın bizim için şöyle bir önemi var. Yani geçtiğimiz hafta başka bir programda şunu dile getirmiştik. Bazılarımızın, yani şu an bütün bu hızlı geçen süreç içerisinde bazılarımızın biraz daha dışarıya çıkıp durumu çok daha başka açılardan, yeni kavramlar, yeni coğrafyalar açısından değerlendirmesi gerekiyor. Ve yeni kavramlar açısından da bunu değerlendirebiliriz. Yani laiklik unutulan biraz bir kavram olduğu için biz onu yeniden gündeme getirmek istiyoruz, tartışmak istiyoruz. Özellikle bugün, yani eşitlik, özgürlük, kardeşlik ya da dayanışma üzerinden bunu değerlendirmek bence yepyeni bir tartışma olacak. Bizi izleyenler açısından da, bizim için de öyle. Bunu dikkate almak gerekiyor. Geçtiğimiz hafta, belki biraz onu hatırlayalım. Geçtiğimiz hafta laikliğe şöyle bir tarihi açıdan giriş yapmıştık. Yani sen oldukça o dönemi, Orta Çağ'dan 19. yüzyıla kadar gelen dönemi laiklik açısından gayet iyi değerlendirdin. Ve aslında biz tam olarak bıraktığımız yer şuydu, izleyicilere de hatırlatmış olalım. 19. yüzyılda artık laikliğin siyasal bir ilke olarak gündeme gelmesi. Bıraktığımız yer burasıydı. Evet, evet. Şimdi belki oradan devam edeceğiz. Bunun öncesinde tabii laiklik, seküler, sekülerleşme gibi çeşitli kavramları incelemiştik. Fakat neden eşitlik, özgürlük ve kardeşlikle biz bunu yan yana koyduk? Ne birbirleriyle ne gibi bir ilişkisi var? Belki oradan başlayabiliriz. Sen ne diyorsun? Evet. Şimdi şunu söylemek lazım. Bir defa geçen hafta söylediğimiz şeylerden en önemlisi sanırım şuydu. Laiklik fikri ya da laik olan nedir? Seküler olan nedir? Bunun üzerine konuşurken şunu ilk önce ortaya koymuştuk. Seküler olan, laik olan, ikisi de aslında hayatın gerçekliği olarak bir hayata yeni bir bakış açısı. Yeni bir yorum demiştik. Yeni bir yorum olarak ortaya çıkmıştı. Ve özellikle altın çizdiğimiz noktalardan bir tanesi, dinsel olan gerçeklikten bağımsız olarak çıkmamıştı laik olan gerçek. Hatta toplumun içindeki dinsel grupların çoğul hale gelmesi, çoğalması, yeni alternatiflerin çıkıyor olması orta çağın sonundan itibaren seküler olanını güçlendirmişti. Ki bu çok mantıklı. Bugün konuşacağımız konuyla da çok ilgili. Çünkü dinsel olan tek olmadığı sürece, farklı yorumlar ortada olduğu sürece, ki bugün 21. yüzyılda artık dünyanın gerçekliğinin bu olduğu ile ilgili herhalde hiçbir şüphe yok. Çoğul anlamda değil. Çoğul anlamda. Çoğul. Yani sadece dini yorumlar, tek bir dini yorumdan bahsedemiyoruz. Birçok din var, birçok dinin içinde mezhepler var, değişik yorumlar var. Hatta ve hatta bu çoğulculuğun, daha doğrusu bu çoğul olma durumunun, farklılığın, farklılıkların artık bir gerçek olduğunu, bütün toplumlar için bu farklılıkların bir gerçek olarak ele alınması gerektiğini bugün için artık söyleyebiliyor olmamız lazım. Hatta bunu çok homojen olarak bildiğimiz toplumlar için dahi söyleyebiliyor olmamız lazım. Çünkü farklılığı ve çoğulluğu insanlığın bir değişmez kara, evet, gerçeği ve karakteristiği olarak değerlendirmek lazım. Burada bir hatırlatma yapabiliriz belki. Bilmiyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun ama bence laiklik giderek genişleyen bir yoruma sahip. Zaten geçtiğimiz hafta şeyi söylemiştik. Yani laikliğin en önemli tanımlarından biri, işte Fransız araştırmacı Bobera'ya göre
laikleşme sürecidir ve laikleşme süreci giderek genişleyen şekilde bütün kimlikleri içine alır. Ya bu şu yüzden söylüyorum. Laiklik dediğimizde belki artık günümüzde sadece dini kimlikler değil, mezhebi kimlikler değil, aynı zamanda bir toplumun düzenlenmesine sebebiyet verecek diğer kimlikler, yani etnik kimlikler olabilir, işte toplumsal cinsiyet kimlikleri olabilir vesaire vesaire. Yani artık laiklik sadece 500 yıl önce olduğu gibi şeyi kapsamıyor. Sadece dini grupları kapsamıyor. Artık yepyeni kimlikleri de kapsıyor. Zaten kimlikler birbirinin içine geçmiş durumda. Evet. Mesela toplumsal cinsiyeti dinden ayrı düşünmek birçok toplum için mümkün değil. Aynı şekilde etnik meselede de aynı şey geçerli. Yani kimlikler ve toplumsal fay hatları diyelim, toplumun bir toplumu bölen hatlar birbirine geçmiş durumda. Dolayısıyla çok homojen olarak bildiğimiz toplumlar, ki Türkiye bunlardan biri asla değil. Yani %99'u işte Müslüman deyip aslında mümkün olduğunca en fazla homojen gösterebileceğimiz tanım bu. Ama bu da bir illüzyondan ibaret. Yani %99'u Müslüman dediğiniz zaman tabii biz bilmiyoruz yüzde kaçı Müslümandır veya yüzde kaçı kendini başka şekilde anlandırır. Ama en azından şunu biliyoruz, yani o %99'un içinde çok farklı yorumlar var. Kimlikler evet, var. Yani. Evet, ama yani mesele şu, %99'u Müslüman dediğiniz zaman orada bir homojenleştirme iradesi var ama o gerçeği yansıtmayan bir irade. Bizim için önemli olan o. Yoksa işte 99'u Hristiyan ama şu kadarı deizme kaymış, şu kadarı bilmem ne ateist falan gibi iddialarımız yok. Ama şu var, bir toplumun yüzde kaçının ne olduğunu kendisine birebir sormadığınız zaman bilmeniz mümkün değildir. Siz o toplumu çoğul olarak kabul etmeniz. Ya da ya bizde nasılsa herkes Müslüman, %99 Müslüman. Dolayısıyla bizim işte yasalarımızda ya da işte toplumsal hayatın bazı noktalarında biz şeriatın, örneğin İslam dininin şeriatının bazı noktalarını kullanabiliriz fikrinin neden temelde çok sağlam olmadığını aslında anlatmaya çalışıyor. Şimdi laiklik de bu şekilde ortaya çıkıyor. Konuya o şekilde girebiliriz. Şimdi siyasal fikir, bir siyasal ilke olarak laiklik. Şimdi geçen hafta söyledik. Bu çoğul dinsel yorumların bir arada, yani daha doğrusu dinsel yorumların çoğalması neden seküler olanın ya da seküler alanın zenginleşmesine sebep oluyor? Aslında bir şey var gibi duruyor burada, bir paradoks varmış gibi duruyor. Yani dinsel alan, dinsel olan çoğaldıkça, çoğullaştıkça. Çünkü bir arada olmaları için özellikle birbirine çok farklı bakan, birbirine düşman olarak gören bazı dinsel yorumların bir arada oturup birbirlerini öldürmeden konuşabilmeleri için böyle bir alanın varlığına ihtiyacımız var. Ve seküler alanın bir tanımı da budur aslında. O çoğulculuğu ifade eder. Seküler alandan kastın ne mesela? Toplumsal, mesela şehir meydanı seküler bir alan mıdır? Yoksa senin seküler alandan kastın devlet mekanizması mı? Ya siyasi kudret. Şimdi bu iktidar. Bu çok önemli bir soru. Bugün laiklikle ilgili yapılan bütün tartışmalar, ama güncel, yani 21. yüzyılda bu konuyu, yani kamusal alan meselesini içine alıyor. Çünkü laiklikten şunu en azından 20. yüzyılın başında anlıyorduk. Öyle bir şey, konsensus vardı. Dinsel alanla kamusal alanı birbirinden ayırın. Dinsel olanı, dini özel alana itin, sorun çözülür. Böyle diyor. Ama bu sefer şöyle bir özgürlük meselesi ortaya çıktı. Neden kamusal alanda dinler veya dini olan ya da dinsel gruplar kamusal alanda kendilerini ortaya çıkaramasınlar? Neden kendileri kamusal alanda kimlikleriyle var olamasınlar gibi bir özgürlük meselesi ortaya çıktı. Bu kapsamda şu soruyu değerlendirirsek şu ortaya çıkıyor. Devlet kurumları, devlet kurumlarının olduğu alan özellikle çoğulculuğa izin veren alanlar olması lazım. Çünkü o devlette yaşayan, o devletin vatandaşları diyelim, biraz cumhuriyetçi dili kullanırsak, tek bir dinin mensupları olmayacağını, olamayacağına göre, bakın biraz önce bunu söyledik zaten, bu bir gerçek bir kural olarak ele almamız lazım çoğulculuğu. Yani biz de %99, %100 Müslüman zaten deyip geçebileceğimiz bir konu değil. Dolayısıyla devlet kurumlarının mutlaka ve mutlaka laik olması, laik alana dahil olması lazım. Ama mesela şehir. Şimdi bir şehri tek bir elden, tek bir otoriteyle siz tamamen İslamileştirirseniz ya da ne bileyim Hristiyanlaştırırsanız ya da işte Protestanlaştırırsanız veya başka
İşte Hinduizmin, ya da sadece erkeklere özel yaparsanız. Yaparsanız şey yani. Mesela. Evet. O zaten apayrı bir konu yani. Bir de öyle bir mesele var. Bu da laik bir politika değil aslında. Evet. Yani olmaması lazım. Tabii siz bir politikayı laik diye yutturup ama onu toplumsal cinsiyet açısından tamamen yani sadece erkeklerin aslında dilini yansıtan bir hale getirebilirsiniz ve bunu laik diye yutturabilirsiniz ama bu da sorgulanacaktır. Sorgulanıyor zaten. Dolayısıyla evet yani Bobero'nun o geniş, daha geniş laiklik yorumu değerlendirilmesi gereken önemli bir şey. Burada bir ekleme yapabilir miyim? Tabii lütfen. Yani laikliğin bu üç tane değerle nasıl büyük bir ilişkisi olduğunu söylemek için ben de birkaç not aldım. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ve ben İran'dan kısa bir örnek verebilirim buna. Hani önce teorik bir yorum, sonra pratik bir örnek vereceğim. Evet. Yani laiklik bence bir çerçeve sağlıyor. Laikliği öyle çok kolay din-devlet ilişkilerinin ayrılması olarak değil de işte Bobero'nun yaptığı gibi daha geniş alacak olduğumuza ki ben bunu tercih ediyorum biliyorsun. Bu durumda şunu görüyoruz. Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik, yani kardeşliği burada dayanışma olarak da alabiliriz. Bütün bu kavramlar 18 ve 19. yüzyıllarda beraber gelişen kavramlar. Yani insanlık seküler bilgiye, o seküler yoruma ulaştıktan sonra, yeni hayat yorumuna ulaştıktan sonra yavaş yavaş otoriteyi sorgulamaya başlıyorlar. Yani bunun çıktığı yer Batı olarak görürsek, Batı'daki topraklarda otoriteyi olduğu gibi kabul etmeyelim ve sorgulayalım diyor insanlar. Ve bir noktadan sonra da bu otoriteyi sorgulama sadece dini değil veya dini kiliseyi, otoriteyi sorgulama değil. Aynı zamanda siyasi iktidarı sorgulama ve onunla eşit olma anlayışı. Zaten bir, anlayışı. Yani mesela giriş. Fransa örneğinde baktığınız zaman, Fransa örneğinde ancien rejim dediğimiz, eski rejim. Eski rejim yani 1789'da yıkılan rejim Cumhuriyet'in kurulmasıyla siyaset bilimi kavramları kullanıldığı zaman şöyle ifade edilir. O rejim Katoliklikle monarşinin, Fransız monarşisinin evliliğidir. Birleşimi. Eski rejim eşittir. Katolik kilisesi artı monarşi. Dolayısıyla hani... Dediğin gibi o otoriteye karşı çıkma, dinsel yönü var, siyasi yönü var, ayıramıyorsun zaten. Evet. Belki de bir taraftan da ekonomik bir yönü de vardır. Çünkü ortaya yeni çıkan, işte bunu söyleyecektik aslında. bütün bu laiklik aslında tek başına gelişmiyor. İşte kapitalizmin gelişimi, o üretim ilişkilerinin gelişimi neticesinde de yeni bir sınıf gelişiyor belki de. Birkaç sınıf gelişiyor. Ve o sınıfın da kendini eski rejimle eş tutma çabası. Yani evet. Ben bizi seni, de evet. Gör. Vergi veriyoruz, evet. Bizi de ve gör. İktidar, yani egemenliğin kaynağı Tanrı'da değil, insan egemenliğin kaynağı milletindir anlayışı. Evet. Burada gelişiyor işte. Evet. Bize de 20. yüzyılda gelen, belki 19'un sonunda gelen anlayış. Yani bu İngiltere'de daha erken oluyor veya sonucu biraz daha monarşinin kısıtlanması, sınırlandırılması, meşru hale getirilmesi, meşruti monarşi deriz ya, şeklinde oluyorken Fransa'da mutlak monarşinin, mutlak monarşi olduğu için tamamen yıkılması ve daha kanlı bir sürece işaret ediyor. Ama izin verirsen ben laikliğin o gelişimine de biraz ışık tutalım. Geçen hafta daha çok tarih üzerinden konuştuk ve Orta Çağ'da bu işlerin nasıl geliştiğini, nasıl Orta Çağ'ın aslında laik olanın gelişmesiyle Orta Çağ'ın bittiğini, yavaş yavaş giderek daha çok bittiğini, bunun teknolojik gelişmelerle, bilimle nasıl bir arada olduğunu ve siyasetle nasıl bir arada olduğunu biraz bahsettik. Şimdi siyaset kısmında şu var. Tabii ki bu anlattığın süreçte, Cumhuriyet'in kurulma sürecinde, özellikle Cumhuriyet kurulduktan sonra Fransa'da kiliseye de gayet monarşiye bakıldığı gibi bir öfkeyle bakılıyor. Ve 20. yüzyılın başına kadar bu antiklerikalizm dediğimiz aslında din adamlığı düşmanlığı, tabii, kilise düşmanlığı, adına ne derseniz deyin, Türkçe'de bu kelimeler yok çünkü din anlayışımız hani Avrupa, kıta Avrupa'sındaki Hristiyanlık gibi olmadığı için, kilise olmadığı için ya da din adamı sınıfı, ruhban sınıfı bizdeki gibi, işte Türkiye'deki gibi olmadığı için, İslam'daki gibi olmadığı için vesaire. Bu bir parantez açabilir miyim burada? Çok kısa iki cümle sonra sen devam et. Tamam. Aslında şu an yeni yapılan yorumlarda Sünni İslam'da ruhban sınıfının olmadığı kabul. Tamam, bu bilinen bir gerçek. Alim olmaya gerek yok. Ama devletin, yani bu boşluğu doldurdu. Tabii bu ruhban sınıfının rolünü oynadı. Dolayısıyla Batı'daki o antiklerikalizm, yani din adamı karşıtlığı aslında belki de Osmanlı coğrafyasında, Sünni İslam'da devlet karşıtlığı üzerinden okunabilir. Yani o ona karşı konumlama, o devleti sorgulama çabası bir aslında laiklik çabasıdır. Bir de örnek vereyim.
İran'da da Şii İslam'da aslında ruhban sınıfı var. Evet. Mesela bizim ilk haftalarda konuştuğumuz şu İranlı dini entelektüeller aslında oradaki din adamlarına karşı da bir mücadele vermenin çok önemli olduğunu söylüyorlar. Ama o ruhban sınıfı da aynı zamanda devlet. Evet, evet. Zaten teokrasi dediğimiz şey bu, evet, oluyor. Evet, yani dolayısıyla çok ilgili. Biz ilk 2-3 hafta, yok ilk 2 hafta mı? İslam üzerinden konuştuk bu konuları, din, devlet, toplum ilişkilerini. Oraya döneceğiz bu arada, seyircilerimiz de söylemiş olalım. Şimdi çünkü İslam dünyasında laiklik nasıl, bu Avrupa'dan çıkan bu düşünce İslam dünyasında nasıl oluyor? Evet. Bu da önemli bir soru. Türkiye'ye de geleceğiz. Bu siyasal ilki olarak derken işte şunu söylüyordum. O Cumhuriyet'in kurulması Fransa'da 20. yüzyıla kadar, yani 1789'dan 1900'lerin başına kadar, tabii çok kanlı bir dönem. Yani tekrardan monarşi kuruluyor biliyorsun, 3. Napolyon ve daha sonrası. Fakat aslında laiklik fikrinin bugün konumuzun başlığı olarak koyduğumuz eşitlik, özgürlük ve kardeşlikle nasıl ilişkili olduğunu, hatta kopmaz bir ilişkide olduğunu anlatabiliriz. Laikliğin tanımını bu üçü üzerinden verebiliriz aslında diye. Hem tarihsel olur, hem bugüne de ışık tutan, tabii, bir tanım olur. Çünkü bugün başaramadığımız bir şey bu. Bu aynı zamanda arada, Cumhuriyet'in tanımını yapacaksın aslında. Tabii yani, bir bakıma öyle de oluyor. Evet. Ama şu da var, parantez içinde önceden söylemiş olayım. Din ve devlet işlerinin ayrılmasını dar bir laiklik tanımı olarak görüyoruz. Doğru. Fakat din ve devlet işlerinin ayrılması sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil. Ve bugün hiçbir ülkenin kolay kolay başaramadığı bir şey. Aslında o bile, biz daha geniş yorumları tabii tercih ediyoruz ama o bile büyük bir adım aslında. Yani keşke bütün ülkeler şu ilkokulda bize ezberletilen, başta Türkiye hatta, şu ilkokulda bize ezberletilen şeyi yapabilse tam anlamıyla. Özellikle 1979'dan sonra tüm dünyada bu din devlet ayrılığından bile çok geriye gidildi. Evet, yani geriye gidildi. Geriye gidilmesinin sebebi de demokrasi olarak koyuldu. Problem orada zaten. Hani, evet. Hani bayağı yanabileceğimiz bir konu. Neyse, şimdi çok kısa o zaman o şeyi değinelim. O laikliğin tanımını üçü üzerinden. Şimdi özgürlük. Özgürlük dediğiniz zaman, evet, bütün vatandaşlara özgürlüğün eşit olarak verilmesi. Parantez içinde ne diyoruz? Din, ırk, mezhep, cinsiyet vesaire ayrımı yapmaksızın. Laikliğin en önemli şeylerinden biri. Aynı zamanda bakın ikinci kısmı din ve vicdan özgürlüğü. Yani hangi dinden olursan ol da dinini yaşayabil. O da ikinci kısmı. Yani laikliğin neden din karşıtı bir şey olmadığını ya da neden dindarları da diyelim koruduğunu söylemek için aslında tarihe bakmaya da çok gerek yok. Din ve vicdan özgürlüğünün garantisidir laiklik diye ezbere söylüyorlar ya, aslında işte bu sebepten. Yani özgürlük dediğiniz zaman dindar olma ve olmama, bir dine inanma ve inanmama özgürlüğü, hepsini bir arada ve eşit olarak, bakın eşit olarak o özgürlükleri vermek. Yani şu kısma daha çok vermek değil. Otoriteden ve baskıdan özgür olma durumu aslında. Evet. Ona karşı bir kalkan. Yani bu anlamda dindarların, dindar insanın hani bunda bir sorun olabileceğini ben düşünmüyorum. Yani 28 Şubat sürecini ele alalım. Bence devlet yeterince laik olmadığı için belki de yani özgürlükler konusunda bu tutum takınılsaydı dindarları da mutlu edebilecek bir laiklik tanımı olurdu. Eğer laikliğin o geniş yorumunu burada, evet, kullanabilseydik 28 Şubat'ta, onu bahsediyorum. Geniş değil, darını bile kullansak hatta olurdu. Bu arada çok iyi söyledin. Gelecek hafta Türkiye'de laikliği tartışmak istiyoruz. Bütün yönleriyle. Mesela 28, onu bir fragman gibi verelim. Bir parça gibi. 28 Şubat'ta güya devlet laiklik adına bir şeyler yaptı. Çok açık olarak, çok çok açık olarak, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde söyleyebiliriz ki 28 Şubat'ta yapılan devlet aksiyonları, eylemleri tamı tamına laik olmayan bir devletin yapacağı şeyler. Sebeplerini de açıklıyoruz işte. Bir, özgürlük. İki, eşitlik dedik. Eşitlik, o özgürlüğün herkese eşit olarak verilmesi. Herkesin devlet katında, hukukta eşit olması. Din, mezhep vesaire ayrımı yapılmaksızın. Ve aynı zamanda devletin de diğer bütün dinlere, bütün yorumlara, her şeye eşit mesafede olması, eşit uzaklıkta olması. Bakın eşit yakınlıkta veya eşit uzaklıkta, bu kavramlar bile önemli siyaset biliminde ama biz o kadar ayrıntıya girmeyelim. Orada biraz işler karışıyor. Evet, çünkü yani. Ama devletin tarafsız olması. Şimdi
literatürde bazı şeyler çok rahat karışabiliyor ama Türkiye bazında hiçbir şey karışmıyor aslında. Türkiye'de çok net. Türkiye'de Diyanet, Sünni İslam'ın Hanefi yorumunu kurmuştur. Kurmuştur. Yani buna establishment denir. Bir dini İngiltere anayasasında, anayasası yazılı değildir ama İngiltere'de anayasal seviyede diyelim bizim anlayacağımız anlamda. Bilinen bir kural, İngiliz kraliyet ailesiyle beraber devlet Anglikan kilisesine bağlıdır. Anglikan kilisesi resmi dindir. Ama tabii İngiltere'de bunun tamamen törensel, seremonik bir halde olduğunu biliyoruz. Ha, Türkiye'de güya devlet layık ama Diyanet resmi dini Sünni Hanefi İslam yapmıştır. Yani bu Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber. Ama burada şey söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki hafta daha detaylı konuşacağız tabii, ama tabii. Devletin şey yapıyoruz dini, insanlara. Evet, haftaya bak bunları konuşacağız. Devletin dini kontrol altında tutması. Çünkü bütün evet. Orta Doğu'da aynı süreç yaşanıyor. Yani evet, Burgiba, evet. Tunus'ta, İran'da, evet. Türkiye'de ve Cezayir'de. Bunu şunun için söyledim. Aha. Hani eşitlik ve herkes, işte devletin bütün dinlere eşit mesafede olması zor anlaşılan soyut bir konu ya. Evet. Ya Türkiye için değil. Türkiye'de o kadar bu noktada gerideyiz ki en ufak bir gelişme çok net görünecek ve o bulanıklığı tamamen kıracak seviyede. Dolayısıyla Türkiye için bu konu çok net. Hı hı. Devlet hepsine eşit olmak zorunda, layık bir devlet. Ha şimdi kardeşlik meselesi, o çok önemli. Orada biraz senin de ekleyeceğin şeyler olur diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim sana verene kadar sözü. Kardeşlik, Fransız İhtilali'ndeki fraternite, kardeşlik... Hı hı. Hakikaten laiklik için çok önemli bir kavram. Çünkü orada aslında dayanışma kelimesi ve bütün dinsel yorumların, bütün farklılıkların, ki dinsel yorumlar içinde deizmi, ateizmi de alabiliriz. O dinsel yorumlar artık batıda felsefi yorumlar ya da hayata bakış açıları, hayat tarzları, dünya görüşleri, ne derseniz deyin, olarak adlandırıyor. Bütün bu görüşlerin devletin eşit mesafede durduğu, tüm bu görüşlerin, buna comprehensive doctrine diyebiliriz. Kapsayıcı doktrin. Aynen, kapsayıcı, yani kapsayıcı derken geniş kapsamlı diyelim, geniş kapsamlı doktrinler, hayata bakış açımız, hayat görüşümüz. Yani öyle bir doktrin. Aslında olumsuz bir anlamı var bunun, kapsayıcı derken, hani yanlış anlaşılmasın. Kapsamlı yani, evet. insanların hayata bakış açısıyla ilgili her şey olabilir. Bütün onların bir arada birbirlerini boğazlamadan bir arada yaşayabilmesi barış içinde. Geçen hafta çok üzerinde durduğumuz konu. Aslında bu oradaki kardeşliğe veya dayanışmaya biraz hitap eden bir konu. Yani laikliğin bunu garanti altına alması. Son bir şey söyleyeceğim. Siyasal ilke diyoruz laikliğe. Şimdi siyasal derken ne demek siyasal ilke? Anayasada yazıyor. Sadece bu değil siyasal olması. Laikliği de bir dünya görüşü olarak, bir hayat tarzı olarak benimseyen insanlar olabilir. Bütün her türlü dindarlığa karşı, her türlü Tanrı inancına karşı çok daha materyalist bir bakış açısıyla dünyayı okuyan bazı dünya görüşleri var mı? Var. Onlar kendilerine laiklik, bazıları o dünya görüşlerini laiklik olarak görüyorlar ya da laikliği böyle ateist ya da işte din karşıtı bir dünya görüşü, bir hayat tarzı olarak görüyorlar. Bizim bahsettiğimiz siyasal ilke olarak laiklik derken işte bunu o tarz tanımlamalardan otomatikman ayırdığımız için böyle bir tanım yapıyor. Çünkü siyasal olanın tanımı nedir? Kapsayıcı olan. Yani siyaset ne demek? Bir ülkede, bir toprak parçasında, artık bu tabii giderek değişiyor artık dünya, globalleşen dünyada klasik tanımları geçiyoruz ama hani rahat anlaşılsın diye. Herkesin oturup beraber karar alabilmesi, uzlaşabilmesi, çünkü farklılıklar bir gerçektir demiştik. O farklılıkların birleşebilmesi de siyaset biliminin 101 ilk dersini alanlara bu öğretilir. İşte onun için siyasal olan o ülkedeki herhangi bir grubu dışlayan siyasal değildir. Olamaz. Yani eğer laiklik siyasal bir ilke derken hiçbir kesimi dışlamadığını belirtmeye çalışıyoruz. Herkesin oturup konuşabileceği, hani dindarlar gelmesin ya da şu tip dindarlar gelmesin. Yeter ki herkesin yaşam alanı olduğunu kabul eden düşünceler otursun. Oturup hep beraber konuşalım ve bunu ancak laik bir ortamda yapabiliriz diyoruz. Yani burada bir din karşıtlığı olmadığını söylemek istedim. Yani bu anatomisi derken üç ilke bu şekilde birleşiyor laiklikle.
Evet, şimdi burada bir siyasal yorumu yaptın aslında. Ona onunla ilgili ayrı bir program yapabiliriz. Yani siyasal kavramının içeriği nedir? Çünkü senin yaptığın mesela bir yorum, benim de katıldığım bir yorum. Çünkü bu yoruma katılmazsak barış içinde yaşayabileceğimiz ortam ihtimali ortadan kalkıyor. Yani siyasalı bu şekilde tanımlamak gerekiyor, kabul ediyorum. Evet. Ama çok başka şey, yorumlar da var. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu tanımla şu anlaşılmasın. Yani şeyi mesela çok daha dışlayıcı ya da çok daha bir toplumun partikülaritelerine yani bazı parçalarına hitap eden bir siyaset anlayışı da olabilir mi? Olabilir. O da siyasaldır. O da kendince mesela tek bir kimliğin siyasallaşması. Türkiye'de bunu çok yaşıyoruz. Bir kimlik üzerinden siyasallaşma. Eğer devlet hiç kimseyi dışlamazsa otomatikman anayasasında, prensiplerinde o dediğim siyasal alandan kimseyi dışlamazsa o zaman zaten hiçbir kimlik ya da dışlanan bir kesim kendi siyasetini kurmaya çalışmaz. Ama bugün anladığımız zaman 21. yüzyılda dünyanın hiçbir ülkesinde siyasal dendiği zaman aslında benim biraz önce tanımı yaptığım şey anlaşılmıyor maalesef. Hatta neden siyasetin pejoratif bir kötü anlamı vardır? Ha, sen siyaset yapıyorsun, politikacı gibi konuşuyorsun. Çünkü bu yalanla özdeşleştirilir ve hep böyle bir dışlayıcı ya da arka kapıdan çıkarak böyle dolanarak bir şeyler yapma yolu gibi gözükür. Aslında ama iç teorik olarak hani siyasetin temelinde o yoktur. Biz de o temel üzerinden biraz daha idealist veya ideal tipler üzerinden konuştuğumuz için. Evet, yani siyasalın bu şekilde tanımlaması daha makul geliyor herkese. Benim de ekleyeceğim orada şu var, sonra hızlıca belki çağdaş laiklik yorumuna, daha doğrusu çağdaş siyasal yorumuna ve çağdaş laiklik yorumuna geçeriz. Hı hı. Ondan sonra da programımızı kapatmış oluruz diye umuyorum. Evet. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik üçleminde ben İran'dan şu şekilde örnek vereceğim. Mesela ne dedik? Eğer siyasalı bu şekilde dışlayıcı bir şekilde yorumlarsak, yani bir kimliğin sadece hakim olması ve diğer toplumdaki her kimliği dışlaması olarak yorumlayacak olursak, benim inancım o ki, benim hipotezim o ki, sadece inanç meselesi de değil, gördüğümüz için hani bu söylüyorum. Gözlem. Toplumda, evet, gözlem. Toplumdaki eşitlik ilkesi yara alıyor. Toplumdaki özgürlük ilkesi yara alıyor. Ve bunlarla beraber işte kardeşlik ya da dayanışma dediğimiz şey toplumda çöküşe geçiyor. Ve toplum bunlara, ben şunu aslında bugün ifade etmek istiyorum. Eğer bir toplumda laik politikalara izin vermezseniz, bu anlamda olumlu barış içinde yaşamaya imkan veren politikaları hayata geçirmezseniz karşı tarafında yer alıyorsunuz. Ve eğer karşı tarafında yer alırsanız toplumdaki eşitlik, özgürlük ilkeleri zedelenir ve toplum da buna gündelik hayatında tepki verir. Nasıl tepki verir? Yani ben buna daha böyle gündelik hayattan örnek vermek istiyorum. Bütün dünyada mesela artan bir stres var. İnsanlar daha stresliler. Yani o barış içinde bir arada yaşamanın koşullarını oluşturmazsanız, sağlamadığı için, evet, eşitlik, insanlar eşit hissetmez, özgür hissetmezse adaleti de ve dolayısıyla dayanışmayı da hissetmezler. Onları bir arada tutan bağ zayıflar. Zaten laikliğin ya da cumhuriyetin gelişiminde, 19. yüzyıldaki gelişiminde şu vardır. Yani toplumu bir arada tutacak olan bağ ne? Yani burada laiklik aslında öyle çıkıyor. Vatandaşlıkla beraber gelişiyor. Ve dayanışma kavramı kardeşliğin yerini 19. yüzyılda almıştır. Yani bunu o dönemki sosyologlar ortaya koyarlar. Evet. Çünkü toplum artık tepki veriyor. Mesela günümüzdeki tepki nedir? Ben bir örnek bulmuştum. Türkiye'de 2005 yılında kullanılan antidepresan ilaç paket sayısı ile 2017 arasında kullanılan paket sayısı arasında %300'lük bir artış var. Yani antidepresan kullanımı 3 katına çıkmış. Şimdi bunun birçok sebebi olabilir. Fakat benim yazdığım makalede şuna vurgu yapıyordum. Bir, güvencesizlik artıyor ama bununla beraber siyasetin dar yorumu yapılıyor. Yani dolayısıyla anti-laik politikalar diyebiliriz aslında. Bu ikisinin birleşimi bunu yaratıyor. Veya insanların birbirine güven duymayışı. Mesela İran'dan örnek verecek olursak, 79 sonrasında İran'da ne kuruluyor? Bir İslam devleti, bir kimliğe dayalı bir devlet ve dolayısıyla devlete hakim olan toplumsal cinsiyet olarak erkekler hakim, etnik kimlik olarak Farsi kimlik hakim ve dini olarak da Şia İslam hakim. Evet, makbul vatandaş bunlar. Makbul vatandaş bunlar. Şimdi bu toplumun içindeki bir sürü kimlikten 3 tanesi birleşimi, üçünün birleşimi devlete hakim olduğunda toplum eşit hissetmiyor. Evet. Özgür de hissetmiyor. Evet. Ve dayanışma çöküyor. Yani toplumu bir arada tutan bağ bugün İran'da çok zayıftır. Zaten problem şu mesela,
Yine gündem, yani daha doğrusu günümüzde insanların çok rahat ilişki kurabileceği bir örnek verirsek, hani kardeşlik kelimesinin de tam olarak kelimesi kelimesine anlamını bulan bir şey. Devletler tek bir tekçe olduğu zaman kimlik açısından bağ zayıflar dedin. Evet, yani mesela İran'da ne diyorsun? İşte erkek, Fars, Parsiler ve Şii İslam. İşte Türkiye'de ne denir? Türk, Sünni, erkek yine. Bir bakma, o erkek zaten bir hastalık hani maalesef. Orta Doğu'da özellikle. Şimdi bu kimliğe sahip devlet veya devleti temsil eden, mesela dışladığı, çok açıktan dışladığı, kurumlarıyla dışladığı, işte Diyanet'ten bahsettik ya da etnik kimlik olarak işte Kürtler diyebiliriz. Onlara nasıl sesleniyor? Mesela hiç düşündük mü? Mesela diyor ki Kürt kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimiz diyor. Şimdi o kardeşlerimiz kelimesinde bile o dışlayıcılık var aslında. Aslında o kardeşlerimiz kelimesi kardeşliğin, toplumsal fraternite anlamındaki kardeşliğin nasıl çöküntüde olduğunu, nasıl dayanışmanın olmadığını gösteriyor. Çünkü sen bir defa Kürtlere kardeşim demek zorunda hissediyorsun. Çünkü aslında o kadar dışlıyorsun ki formal anlamda, en formal dille devlet onlara kardeşim demek zorunda kalıyormuş gibi bir şey var. Aslında baktığınız zaman devletin kurumlarında Aleviler ya da Kürtler devletin ne kadar kardeşi, ne kadar üvey. Bunu bakmak çok kolay. Yani bu böyle insan niyet okumaya gerek yok. Her şey ortada. Hani maalesef net ve açık adımlar atılmadığı için laikleşme ve kapsama konusunda tek tipçiliği aşmak için bir şey yapmadığımız için otomatikman mesele dayanışmanın çökmesi oluyor. Evet, ve dayanışmanın çöktüğü şöyle bir denklem kurabiliriz. Dayanışma neden bu kadar önemli? Yani bu solidarite, fraternite, kardeşlik kavramları özellikle son 40 yıldır tabii sadece siyasal politikalarla değil, sadece kamu politikalarıyla değil, aynı zamanda piyasaların inanılmaz derecede hakim olmasıyla, yani bir piyasa toplumu yaratılmasıyla da bu dayanışma çöküyor. Yani bu aslında siyasal ve ekonomik süreçler bir bütündür. Yani biz burada ekonomiye çok atıfta bulunmuyoruz ama çok program onu gerektiriyor. Fakat bu bir bütün ve dayanışma yitiyor. Fakat dayanışmanın yitimiyle şunu ifade edebiliriz sonuç olarak. Bir toplum, toplum olma kabiliyetini yitiriyor. Evet. Yani mesela Türkiye'de de böyle, İran'da da böyle, ya birçok yerde aslında bence şu an dünyada bu şekilde gerçekleşiyor ama özellikle Türkiye'den örnek verebilirim. Son yapılan kamu anketleri çalışmaları, işte üniversitelerin, Kadir Has'ın yaptığı çalışmalarda toplum üyelerinin sokakta diğerlerine, diğer vatandaşlara duyduğu güvenin son derece azaldığını görüyoruz. Yani ben de öyle hissediyorum. Yani sokağa çıktığımda kendimi güvende hissetmiyorum. Yani hani kim tamamıyla güvende hissettiğini söylüyor. Bu dayanışmanın olmadığı anlamına gelir. Ve bunların hepsinin kamu politikalarıyla ilişkisi var ne yazık ki. Dolayısıyla bu laikliğin, işte az önce veya iki programları yaptığımız, geniş yorumunu yaptığımız takdirde, çağdaş yorumunu yaptığımız takdirde bizi yeniden bir arada tutabilecek, hepimizi ferah, refah içerisinde adil bir toplum kılabilecek bir anlayış sunduğunu aslında düşünüyoruz. Ama tabii ki bu eski laiklik değil. Yani Cumhuriyet dönemi laikliğinden biraz daha farklı bir... Önümüzdeki hafta geleceğiz. Çünkü o da tartışmalı bir konu. Şöyle, yani hangi laiklik, hangi tanım vesaire. Fransa'da nasıldı bu işler? Yani o karşılaştırmalar çok basitleştirici bir bakış açısıyla bence yapılıyor ara ara. Mesela Fransa'da şöyle bir şey var. Yani Fransa'da geçenlerde Cumhurbaşkanı Macron çıktı. İşte laikliği tekrardan gündeme getirecek birkaç laf etti. Çünkü Katoliklere sesleniyordu. Onların olduğu bir toplantıdaydı. Daha önce diğer kimliklerin temsilcilerini de toplamıştı. Ve bu konu gündeme geliyor. Fransa'da biliyoruz 1905 yılında çıkarılan yasa, 1905 yasası olarak bilinir. Laikliği düzenleyen ya da din ve devlet işlerinin ayrılmasını öngören yasa olarak bilinir. Şimdi onun nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bir dakika bir şey söyleyeyim hemen. Çünkü bu önemli. Şimdi 1789'dan 20. yüzyılın başına kadar, o geçen 200 küsür yılda çok kanlı bir dönem olduğunu söyledik. Ve din adamı karşıtlığının bir cadı avına döndüğü, din karşıtlığının tavan yaptığı, hani dindarsan bile böyle söylemeye utandığın, korktuğun bir dönem gibi. Fakat işte bu ortamda laiklik çıktı diye çok basitçe söylenebilir. Tam anlamıyla öyle değil. İşte 1905 yasasıyla getirilen laiklik aslında bir toplumsal barışı öngörüyordu. Çünkü zamanında nasıl ki din mezhep savaşları olmuştu,
Fransa'da da işte 1789'dan sonra bu dini olana karşı bir savaş açılmıştı. Ama laiklik bunların ikisinden birisi değil. Laiklik bu ikisine de barışı getiren anlayış aslında. Ve 1905 yasasıyla aslında devlet resmi olarak antiklerikal anlayışı, yani din karşıtlığı anlayışı resmiyetten çıkarıyor ve diyor ki din ve vicdan özgürlüğü, isteyen istediğine inansın ama artık Fransa'da bir dini dini insanları dindar yapmaya zorlayacak dini bir otorite yok. Bu konuda özgürlük sağlanmış durumda. Dolayısıyla artık verilmesi gereken özgürlük din ve vicdan özgürlüğüdür. İsteyen inansın ama inanmayana da kimse karışmasın vesaire. Ama bu son yıllarda çokça tartışılıyor yani. Mesela Macron'un da son yaptığı açıklama şeydi, yani din-devlet ilişkisinin biraz bozulduğunu ifade eden bir kavram kullanıyor orada. Fakat karşısındaki rakibi Mélenchon şey diyor, hayır yani 1905 yasasıyla din-devlet ilişkisi tamamıyla koptu, bozulmadı yani, koptu. Yani bunu kabul et gibi bir son yıllarda Hollanda'nın ya da Sarkozy'nin de bu yönde yorumları var yani. Koparanlar onlar oldu. Yani bir defa 1905 yasasının birçok yönü sekteye uğratıldı. 1989'dan itibaren. Bu başörtüsü meseleleri Fransa'da tartışılmaya başladığından itibaren. 2003'te tamamen kamusal eğitim kurumlarında başörtüsü yasaklandı. Yani şimdi bu konuya çok girecek vaktimiz yok Fransa özeline. Ama şunu söyleyebilirim. 1905 yasası tam olarak eşitlik, özgürlük, kardeşlik üzerinden laikliği tanımlarken 2003'te çıkan bir yasayla, Jacques Chirac o zaman Fransız Cumhurbaşkanıydı ve onun görevlendirdiği bir komisyon. Stasi komisyonu, yani başkanın adı Stasi'ydi soyadı. Evet, Stasi raporu diye. Onun çıkardığı rapor sosyologlardan, profesörden oluşan bir şeydi. Ve şöyle bir rapor yayınladılar. O rapor, bakın yani ben çok önemli olduğu için özellikle söylüyorum. Dediler ki 1905 yasası güzel, din ve devleti ayırıyor Fransa'da. Herkese, bütün kimliklere eşit veriyor özgürlükleri. Eşit özgürlüğü sağlıyor. Özellikle eğitim konusu çok önemlidir laiklikte. Özellikle eğitim meselesi. Eğitim, herkes aynı eğitim alsın. Cumhuriyetin eğitimini alsın. Biri bilmem ne kimliğinin, öbür cemaatin eğitimini almasın. Herkes Cumhuriyetin eğitimini alsın. O zaman toplumda zaten nasıl bir arada yaşayacağız? Evet. Yani. Bu olsun. Bunu öngören yasayı dediler ki bunu değiştirmemiz lazım. Artık günün bazı ihtiyaçlarına 100 yıl geçti. Cevap vermiyor. Artık Fransa'da bir Müslüman gerçeği var, bir başörtüsü gerçeği var. Bu başörtülüler okula gitsin mi, bu Cumhuriyet'in ilkelerine, laisiteye, laikliğe aykırı mıdır gibi bir soru sordular. Ve o sosyologlar, o raporu yazanlar şu cevabı verdi. Evet, aykırıdır. Bütün dini simgelerin, taş da dahil, işte çok büyük, çok gözüken, aşırı kendini gösteren dini simgelerin yasaklanması ama evet. Tabii bunun aslında daha çok, çünkü kimse kalkıp da büyük böyle yani. Aynen, 2 metrelik bir haçla gelmiyor zaten okula. Başörtüsüne karşı yapılıyor. Ama şimdi sonuç ne oldu? Sonuç, çünkü bu okullarda haç olsun mu, şu olsun mu, dini simgeler olsun mu hala tartışılıyor. İskandinavya'da da tartışılıyor, Amerika'da da tartışılıyor. Ama mesele şu, sonuç itibariyle siz önemli bir azınlığı, önemli sayıdaki dışlamış oldunuz. Onlar kamu okullarına gidemez oldu. Onlara eşit eğitim hakkını vermemiş oldunuz. Özel okula gönderdiniz. Özel okula mecbur ettiniz. Özel okula mecbur ettiğiniz zaman parası olmayanlar, bak biraz önce girdiğin ekonomik dayanışma konusuyla çok ilgili, okula gidemez oldu. Zaten evde babasının ya da abisinin diyelim baskısının altında yaşamaya hazır genç kızlar, Müslüman genç kızlar, başörtülü olanları, sen iyice o baskıya şey yapmış oldun. Yani dolayısıyla 1905 yasasının aslında ana şeyini yıkmış oldun. Yıkmış oldun. Peki bu noktada çok kısaca laikliğin çağdaş yorumunu, aslında biraz çıktı ortaya ama çıktı, bir evet. Cümleyle ben vereyim, sonra tabii, sen devam et. Tabii. Bir de birkaç sorumuz var, onu yanıtlamaya çalışalım. O zaten bu konuyla ilgili olduğu için sanki soruları cevaplarken de tamam, şey yapılabilir. Fakat şu var, laikliğin evet, çağdaş yorumu, aslında giderek o noktaya gelmiş oluyoruz. Laikliğin çağdaş yorumunu ben şöyle görüyorum. Yani toplumu bir arada tutacak bağ, dayanışma nasıl olur ve bunu Amerikalı filozof, yani 20. yüzyılın en çok okunan filozoflarından biri, siyaset felsefecisi, filozofu John Rawls şu şekilde aslında bence, hı-hı, özetliyor. Yine bu dayanışma üzerinden bir cümleyle, hı-hı, ben öyle görüyorum. Şunu soruyor, soru şu, üyeleri,
üyeleri özgür ve eşit olarak yaşayan, evet, adil bir toplum mümkün müdür? İşte bence bütün soru bu. Yani biz de bütün yaptığımız tartışmalar, bugünkü hükümetin yaptığı tartışmalar ya da ona karşı eleştiriler dünyanın çeşitli yerlerinde, evet, hepsi bunun etrafında gerçekleşiyor. Çünkü insanlar özgür yaşamak isterler. Yani ben en azından böyle istiyorum. Eşit olmak istiyorum. Hem ekonomik anlamda, yani kendimi zorlamadan bir onurlu bir yaşam sürmek istiyorum. Hem özgür hem eşit yaşarsam da bu toplumun adil olacağını düşünüyorum ve diğerlerine de daha güvenle, özgüvenle bakabilirim. Yani ben laikliğin çağdaş yorumunu en nihayetinde bu şekilde görüyorum. Sen ne dersin? Evet, yani bugün dünyanın birçok ülkesinde laiklik tartışılıyor. Türkiye'de hiç bitmez bu tartışma ve bitmeyecek. Esaslı bir adım atılmadığı sürece de bitmeyecek bu tartışma. Yani çünkü bir değişiklik yapılmıyor. Yaşadığımız sorunlara hitap eden bir çözüm önerisi geliştirilmiyor. Şimdi gelecek hafta Türkiye'de laiklik var mı yok mu? Var mıydı yok muydu? Cumhuriyet döneminde mi vardı? Sonra mı bozuldu? İşte AKP'nin oluşturduğu özellikle o anlayış 2002'den sonra nasıl her şey düzeldi. 2002'den önce laik Kemalist bir iktidar vardı. Biz yıktık onu. Bu kadar basit mi falan? Bunların hepsine gireceğiz. Dolayısıyla bir şeylerin Türkiye'de düzelmesi için ilk önce sorunları tespit edip kabul edip öyle bir sorun olduğunu, onları ele alan siyasi çözümler üretmemiz lazım. Çünkü sorun siyasi bir sorun. Tamam. Peki. Evet. O zaman sorulara gelelim. Burada tamam, hatırlatmış olalım bir kez daha. Yani bize her hafta sorularınızı, zaten programı söylüyoruz yani önümüzdeki hafta ne yapacağımızı. Sorularınızı yollarsanız ya da eleştirilerinizi burada yanıtlamaya çalışacağız. Evet, Twitter'dan yollanıyor, evet, bu arada. Twitter'dan. Yani Twitter'dan arkadaşlar yollamış. Bizi de mentionlayabilirsiniz. O şekilde, evet, olabilir. Ve kısaca yanıtlamaya çalışacağız. Böyle bir soru, iki cümle falan gibi bakalım yapabilecek miyiz? Bu da ilk deneyici, evet, çalışmamız. Şimdi ilk soruyu okuyorum. İkimizden biri de yanıtlayabilir hızlıca. Evet. Soru şu: çoğulcu zihniyetin yerleşmediği toplumlarda sürekli yanlış yorumlanma, laikliğin sürekli yanlış yorumlanması bir ütopyanın anayasal yaptırımla benimsetilmeye çalışılmasından olabilir mi? Evet, o sorunun ilk başı var. Onu galiba sen görmedin. Tamam. Şöyle diyor, laikliğin anayasalarda yazması bir zamanlar birlikte yaşamayı isteyen kesimlerin anayasa yapıcı güce, çoğunluğa sahip olduğunu hatırlatmaktan öte ne fayda sağlar? Bu zihniyetin yerleşmediği toplumlarda laikliğin sürekli yanlış yorumlanması bir ütopyanın anayasal yaptırımla benimsetilmeye çalışılmasına olabilir mi? Yani şunu kısaca söylemek istiyorum. Bizi zaten böyle cevaba itmiş. Yani aslında anayasaya siz laikliği koyuyorsunuz ama anayasa dediğiniz şey bu... eskiden yapılan bir metin. Mesela bugün yeni doğan bir çocuğu düşünün. Bu topluma doğuyor ve bu toplumun anayasasından o da o anayasaya göre yaşamak zorunda bütün hayatı boyunca, eğer değişmediği takdirde. Yani eskilerin bize bıraktığı bir miras aslında. Kötü bir miras da olabilir, iyi bir miras. İyi bir miras, işte Amerika'da hiç değişmedi o kadar yüzyıldır. Biz de her gün değiştiriyoruz. Bu konu aslında bir anayasa hukuku tartışma konusu. Yani değişmeyen maddeler olmalı mı? Veya anayasaya laiklik yazıyoruz. Laikliği anayasaya yazarsınız prensip olarak, evet, fakat yorumlanması çağın gerekliliklerine göre sürekli değişir. Yeter ki prensipleri kaybolmasın. Şimdi eşitlik, özgürlük, kardeşlik prensibi 1789'da söylenen bir prensip. Bugün daha ötesine bir şey yaratamadığımız. Çok evrensel değerler. Evrensel değerler. Ha, ama tabii o gün anladığımız eşitlikle bugünkü aynı mı? Değil. Eşitlik çok gelişti. Evet. Laiklik de öyle. Evet. Yani laiklik sırf anayasada daha önceki bir jenerasyon onu yazdı diye bugün bir empozisyon, bir insanlara dayatılan bir şey olmak zorunda değil. Tekrardan yorumlanabilir. O çağın, o jenerasyonun bunu tekrardan yorumlanması bir sağlanabilir. Bir cümle ekleme, evet, yapayım sana ve bu soruyu belki geçelim. Her jenerasyon, her nesil kendi anayasasını yapma hakkına sahiptir. Bu da ünlü bir tarihsel söylemdir. Hem kendi anayasasını yapma hakkına ya da kendi anayasasını, eski anayasayı yeni koşullara göre yorumlama hakkına ve geliştirmeye sahiptir. Evet. Bu toplumların da insanların da doğasına uygun diye düşünüyorum. Evet. Diğer soruyu okuyayım ben. Tabii. Laikliğin birlikte barış içinde yaşam için öneminden bahsettiniz. Ama önemli olan, yani asıl koşul, bu birlikte yaşam arzusunun toplumun tüm kesimlerince paylaşılıyor olması değil mi? Yani bütün toplum istemiyorsa nasıl bir arada yaşayacak? Mesela Türkiye'nin ve dünyanın krizi laikliğin birlikte yaşamın temel ilkesi olduğunu kavrayamamaktan mı, yoksa yıllardır kutuplaştırılan kesimlerin sonunda birlikte yaşama arzusunu da kaybetmeye başlaması mı?
Aslında iç içe, evet. Yani iç içe, birbirinin sebebi ve sonucu. Birbirinin hem sebebi hem sonucu. Yani hiç iyi bir anayasa kötü bir toplum yarattı ya da kötü bir anayasa iyi bir toplum yarattı diyemeyiz. Aslında evet. Tamamıyla tarihsel süreç içerisinde toplum, ekonomi, kültür ve evet. siyaset birbirini besleyecek şekilde bu toplumu yaratıyor. Evet. Bu toplumda o laikliğe yani olumsuz laiklik, bir yerde biçim. Türkiye'de gelecek hafta işte ayrıntılı evet. konuşacağız. Düzgün bir şekilde yorumlanmış olsa, düzgün bir şekilde bu prensiplere göre yorumlanmış olsa bu kutuplaşma ortaya çıkmayacak. Evet. Ya da bu kutuplaşma bu şekilde ortaya çıktığında laiklik yeniden yorumlanabilecek bir halde düşünülseydi. Ama işte o şartlar elimizde olmuyor bu kutuplaşmadan ötürü. Aslında yani insanların bir arada barış içinde yaşama isteği eğer bugün gittiyse, bu kadar kutuplaştılarsa bunun birçok sorumlusu var. Sadece laikliğin farklı yorumlanması değil, aslında devletin bunu uygulamaması ya da işte bunu sadece sözde alması belki. Peki o zaman izleyicimize çok teşekkür ediyoruz sorduğu sorular için. Umarım önümüzdeki hafta da aynı şekilde bunu tekrarlarız. Önümüzdeki hafta laiklik ve Türkiye ilişkisini yine süreçler üzerinden tartışacağız. Aslında geniş bir süreç. Belki Osmanlı'nın son döneminden itibaren günümüze kadarki olan süreci tartışacağız. Eklemek istediğin bir şey varsa? Yok. Kapatabiliriz o zaman programı. Peki. Evet sevgili Medyascope izleyicileri, gelecek hafta laiklik, Türkiye'de laiklik var mı yok mu, eskiden var mıydı, şimdi mi yoktu, ne zaman gitti vardıysa da bütün bunları enine boyuna değerlendireceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.